Şu an İzmit Yunus Emre Kültür Merkezi'nin oradayız. Burada insanlara yani depremzedelere yardım için kolileri tırlara yerleştiriyoruz. Yani elimizden ancak bu kadar geliyor. Orada olup oradakilere de yardım etmeyi çok isterdik ama buradan bütün desteklerimizi sağlıyoruz arkadaşlar. Her şey çok iyi. Bütün neredeyse herkes burada. Yani bayağı bir kişi burada. Herkes tek tek taşıyor, yardımcı oluyor. Bunu da atlatacağız. Gerçekten bunu da atlatacağız. Ben buna inanıyorum. Oradakilere sadece şunu demek istiyorum. Lütfen sabredin. Lütfen sabredin. Yani buradan bütün güçleri size yolluyoruz. Söyleyecek başka hiçbir şey gerçekten bulamıyorum. Yani elimizden sadece bu kadar geliyor. Umarım oradaki insanlara bir umut gönderebiliriz. Burada ısıtıcılar var. Az önce ısıtıcıları gönderdik. Diğer tır geldiği zaman bunları tırlara yükleyeceğiz. Bu şekilde içeride paketleme yapılıyor bir yandan. Bir yandan taşıyoruz. Şimdi tekrardan zincir oluşturmaya gidiyoruz. Herhalde boş bir tır geldi. Az önce bir tane tır yolladık. Şimdi diğer tır doldurmaya gidiyoruz. Tırımız gidiyor. Dikkat. Şimdi şeyleri düzenledik, suları düzenledik. Patlak sular vardı, onları tamamlayıp bantladık. Öyle bir yandan tır geliyor, diğer arkadaşlar bir yandan tırlar yükleme yapıyor. Biz düzenleme yapıyoruz. O şekilde dönüyoruz şu an. Valla çok temennimiz bir an önce oradakilere ulaşması. Başka hiçbir şey değil yani. Öyle arkadaşlar. Suları bayağı bir düzenledik, böyle arka tarafa doğru da falan uzanıyor. Şimdi bir tane tır kapattılar, gönderecekler birazdan. Bir sonraki tırda su tır olacakmış, zincir oluşturup suları yollayacağız. Burada çalışıyoruz. Yani burası çok soğuk, oradaki insanları gerçekten düşünemiyoruz yani, ne olur. Ya söylenecek hiçbir şey yok. Ne diyelim? İnşallah daha çok insan kurtulur diyelim. Başka bir şey diyemiyoruz artık. Geldim ben de bölgeye de tır yok. Şu an Gebze'den tır falan gelecekmiş. Onların gelmesi bekleniyor. Bugün biraz daha ya bugün bayağı az kişi vardı. Çok kalabalıktı da. Yani tabii tır olmadığı için insanlar gitmiştir. Belki birazdan gelirler, bilemiyoruz. Bir an önce vallahi yükleyip göndermek istiyoruz. Bir sürü tüp gelmiş. Dün tüp yoktu mesela. İşte gene sobalar gelmiş, ısıtıcılar gelmiş. Bir sürü kuru gıda, kuru gıda var. Her şey var bakalım. Bir an önce tır gelsin, hepsini yükleyip de yollayalım. Merhaba arkadaşlar. Ben bu videoları çekeli aslında çok fazla oldu. Yaklaşık bir 3 hafta falan geçmiştir üzerinden. Çünkü depremin ilk zamanlarında biz de sürekli Dolphin'e gidip yardım ediyorduk. Orada işte kıyafet paketleniyordu. Yani insan gücüne ihtiyaç vardı. İşte tırlardan mesela birileri yük getiriyordu. Bir zincir oluşturup onu içeri taşıyorduk. Paketlenmesi, düzenlenmesi için. Daha sonrasında tırları yüklemek için bir zincir oluşturuyorduk. Tırlara ürünler yüklüyorduk. Aynı zamanda içeride bir ekip gelen ürünleri paketliyordu. Kimleri kıyafetleri ayrıştırıyordu. İşte kimleri işte zincire girip ne geliyorsa onları tıra yüklüyordu. Biz işte ilk başta ben ilk gittiğimde o zincire girip tıra yükleme kısmında olsun. Daha sonra işte tır yükleniyordu ya da o anlık yüklenecek bir şey olmuyordu. İşte başka bir araçtan bir şey geldiği zaman onları içeri yüklenmesine yardımcı oluyordum. Daha sonrasında da işte su kısmına geçtim. Orada da işte kimileri araba su getiriyor ve bunların düzenlenmesi olması gerekiyor. Sonra biz orada bir ekip oluşturduk kendi aramızda. Bir 10-15 kişi falan ekip olduk. Ve orada işte suların düzenlenmesi olsun. Daha sonrasında bazı sular paketlerinden bozulmuş oluyor. Onları tekrardan düzenleyip işte bantlıyorduk. İşte daha işte tıra yükleneceği zaman formunu kaybetmesin, sabit bir şekilde durabilsin diye onları ayrıştırıyorduk, düzenliyorduk. İşte tırlara yüklenmesinde yardımcı oluyorduk. İşte yönlendirme yapıyorduk, zincire yardım ediyorduk. Ya da işte 33'lük, 0.5'lik, işte 1.5'lük, 5 litrelik gibisinden ayırma yapıyorduk. Sürekli bir sirkülasyon oluyordu çünkü. Biz bazen işte tıra su yükleniyordu.
İşte hemen bir zincir oluşturup tıra yüklüyorduk. Daha sonrasında mesela başka bir yerden de su gelecekse hemen başka bir zincir oluşturup oradan suların dizilmesine yardımcı oluyorduk. Daha sonrasında tırlar gelmemeye başladığı zaman da arka plana geçip orada işte paketleme, kıyafet ayrıştırma gibi yerlere yardım ettik. Yaklaşık biz 10-15 gün falan sabahtan akşama kadar oradaydık. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Umarım gönderdiğimiz tırlar, gönderdiğimiz yardımlar yerlerine ulaşmıştır. Çünkü haberlerde gördük yani yağmalama olduğu tırların önünü kesip almaya çalıştılar. Yani umarım bizim ya da umarım hiçbir tırda böyle bir şey olmamıştır ama bizim yaptıklarımız da umarım yerlerine gitmiştir. Yani bu devirde böyle şeyler yapanları da gerçekten anlayamıyorum. Neyse, sakinim, sinirlenmeyeceğim. Öyle yaklaşık biz 10-15 gün falan komple o tırlara yüklenmekle uğraştık. Daha sonrasında işte tırın gitmeyeceğini öğrendiğimiz zaman depremzedeler yavaş yavaş Kocaeli'ye gelmeye başlamışlardı. İşte o bölgeye gelip oradakilere işte nereye gideceklerine yardımcı oluyorduk ya da kıyafet yardımı ya da yiyecek yardımı gibi koliler yapıyorduk onlara. Oradakilerle ilgileniyorduk. Çocuklarla oyunlar oynuyorduk. Çok fazla orada insanlar varken video çekmek istemedim açıkçası. Çünkü rahatsız olabilirler. Yani elimizden geldiğince yardımcı olduk. Umarım bir nebze olsun birilerine yardımımız ulaşmıştır diyorum. Yani şu an evet o hengame demek istemiyorum ama o kaos ortamı şu an geçmiş gibi görünse de aslında hiçbir şey geçmedi. Çünkü asıl bu zamandan sonra her şey başlayacak. Çünkü ilk etapta birçok yer birçok tır gönderdi. Ama kimi yerlere ulaşmadı, kimi yerlerde birikmeler oldu. Ama şu an bu süreç hala devam ediyor. Oradaki insanların hala yiyeceğe, eve, çadıra, tuvalete, suya her şeye ihtiyacı var. Ve bunların hala sürekli sağlanması gerekiyor. Umarım hala bu tarz yardımlar olur ve biz hala bu yardımları gönderebiliriz. Bilmiyorum bu süreç nasıl sonuçlanacak, ne zamana kadar böyle gidecek bilmiyorum ama umarım en kısa sürede oradaki insanlar tekrardan eski günlerine dönebilirler. Hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak çünkü oradaki insanların evleri, yerleri, yurtları her şeyi yok oldu. Yani psikolojileri gitti, alt üst oldu. Yani biz burada o kadar uzaktan bu kadar etkilendiysek oradaki insanları gerçekten düşünemiyorum. Allah hepsine tek tek sabırı ve dayanma gücü versin. Yani söyleyecek başka hiçbir şey bulamıyorum. Yani bilmiyorum. Umarım tekrardan her şey eskisi gibi olur. Eski günlerimize geri döneriz. Oradaki insanlar tekrardan eskisi gibi mutlu, huzurlu, sağlıklı günlerine de geri dönerler. Yani bu süreç hala devam ediyor ve umarım hala yardımlarımız devam eder. Umarım evet ilk 10 gün yolladık, bundan sonra yollamayacağız gibi bir durum olmaz inşallah. Tekrardan yardımlarımız ulaşır, tekrardan yardım etmeye devam ederiz. Çünkü bu süreç dediğim gibi çok uzun bir süreç. Yani oradakilerin herkese başsağlığı diliyorum. Yani Allah sabır versin, dayanma gücü versin. Başka söyleyecek gerçekten hiçbir şey bulamıyorum. Umarım bundan sonra daha dikkatli oluruz. Bina yaparken çok daha iyi yaparız. Yani her yere bina yapılıyor. Binaları bari sağlam yapın. Yani ucuz işçilik, maliyetten çalma, cebinize 5 kuruş fazladan para girecek diye insanların hayatlarıyla oynuyorsunuz. Lütfen bundan ders alın ve bundan sonra böyle şeyler olmasın. Gerçekten olmasın. Yani bilmiyorum. Yani adım başı her yere bina yapıyorsunuz. Yeşil alan kalmadı çevrede. Ve yaptığınız binalar da bari sağlam olsun. O kadar milyonlara binalar satıyorsunuz. Ne oluyor sonunda? 2 sene bile dayanmıyor o binalar. Yani umarım bir daha böyle şeyler yaşamayız. Umarım denetimler daha iyi olur. Ve böyle kayıplar umarım vermeyiz. İnşallah. Artık tek temennimiz bu. Umarım bu söylediklerimiz de havada kalmaz. Başka da söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. O yüzden kendinize iyi bakın. Tekrardan oradakilerin hepsine başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun. Vefat edenlerin. Kalanlarda sabır dilemekten başka diyecek hiçbir şey bulamıyorum. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Umarım bir daha böyle bir videoda çekmek zorunda kalmayız. İnşallah.